Murat Karayılan Fırat Haber Ajansı'na bir röportaj verdi. Tırnak içinde PKK'li Murat Karayılan'a tırnak içinde Kemalist Ayşe Hür cevap verdi. Biz ikisinin bu cevabını yayınlayacağız. PKK'ya göre eskiden Ayşe Hür Kemalist bir tarihçiydi. Ve PKK de eskiden Kürt halkının ulusal kurtuluş mücadelesini veriyordu. Şimdi Ayşe Hür'ü dinleyin, bir de Murat Karayılan'ı dinlemenizi arz ediyoruz ve söylediklerini yayınlıyoruz. Murat Karayılan, Mustafa Kemal'in dediği birincisi, Kürt halkının Türkiye'nin yeniden inşasında kurucu bir öge olduğu gerçeğidir. Ayşe Hür, Mustafa Kemal'in böyle bir açıklaması yoktur. Murat Karayılan, ikincisi, Kürt-Türk kardeşliği ve birliği olmadan kurtuluş ve başarının mümkün olmayacağı tespitidir. Ayşe Hür, Mustafa Kemal hiçbir zaman böyle bir açıklaması olmamıştır. Murat Karayılan, üçüncüsü, Misaki Milli'nin Kürtlerin ve Türklerin yaşadığı topraklardan oluşmakta olduğudur. Ayşe Hür, Mustafa Kemal, Misaki Milli'yi ilk red edenlerden biridir. Olumsuz atıflardan en önemlisi Kasım 1922'de Lozan'a gidecek delegasyonun Mustafa Kemal'in arzuları doğrultusunda oluşturulmasına eleştiri getiren muhaliflerden İzmit Milletvekili Sırrı Bey'in Misak-ı Milli beyannamesini bizzat kaleme alanlardan biri olduğunu söylemesi üzerine Mustafa Kemal'in keşke yazmaya idiniz. Başımıza çok belalar koydunuz demesidir. Murat Karayılan, dördüncüsü, iki halkın ortak bir geçmişi olduğu ve başarı için bunu sürdürmenin gerekli olduğudur. Ayşe Hür, iki halkın ortak geçmişi varsa da bu eşitler arası bir ilişki biçimi olmamıştır. Türk tarafı bunu etle tırnak metaforuyla açıklar ki kim et, kim tırnak, Kürtler bunu tecrübeleriyle bilirler. Murat Karayılan, beşincisi, Türk ve Kürtlerin ortak yurdunun Türkiye olduğu, yani Türkiye'nin ortak vatan olduğudur. Ayşe Hür, Türkiye sadece Türklerin ve Kürtlerin değil, Ermenilerin, Rumların, Süryanilerin ve başka halkların da ortak vatanıdır. Kaldı ki Kürdistan, Türkiye'yi aşan bir coğrafyanın adıdır. Murat Karayılan, altıncısı, sadece Türk halkından bahsedildiğinde, Kürtlerin kendini dışlanmış göreceğinden hareketle, Türkiye halkı kavramının herkesi kapsayan bir kavram olarak kullanılması gerektiğine işaret etmesidir. Ayşe Hür, Mustafa Kemal, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran, Türkiye halkına Türk milleti denir demiştir. Bunu da 1930 yılında Vatandaş İçin Medeni Bilgiler kitabında demiştir. Ondan önce 1924 Anayasası'nda Türkiye ahalisine din ve ırk farkı olmaksızın vatandaşlık itibarıyla Türk ıtlak olunur denmiştir. Murat Karayılan, yedincisi ise Kürtlerin özerklik sistemi ile Türkiye sınırları içerisinde kardeşlik bağlarıyla yaşamasının anayasal bir hak olduğunu açıkça dile getirmesidir. Ayşe Hür, Mustafa Kemal
Kürtlere otonomi, özellik vaatlerinde bulunmuştur. Ama bunların hepsi köprüyü geçene, yani 1923'te Lozan'ın imzalanmasına kadar havuç politikasıdır. Murat Karayılan, İngilizlerin bir oyunu sonucu Lozan'da Kürtler inkar edilince Türk devlet yetkilileri de bu hakları teslim etmekten cayıyorlar. Ayşe Hür, Lozan'da İngilizler adeta Kürt temsilcisi gibi çalışmıştır. Kürtlerin haklarını inkar eden Türk delegasyonudur. Murat Karayılan. Ayrıca kurucu meclise sunulan ve 10 Ocak 1922'de gündeme alınan Kürt otonomi karar tasarısı vardır. Ayşe Hür, böyle bir otonomi kararı olmadığı gibi Kürt resmi tarihine göre bu olmayan kararın tarihini de Kürt çevreleri İngiliz araştırmacı Robert Olson'un tezlerine dayanarak 10 Şubat 1922 olarak kabul ederler, 10 Ocak değil. Murat Karayılan, 1071'de de bu vardır, 1516'da da benzer bir süreç vardır. Ayşe Hür, 1071'de Alp Aslan'ın ordusunda bazı Kürt birliklerinin olmasıyla övünmek, Anadolu'nun işgalinden pay çıkarmaya çalışmak utanç vericidir. Kaldı ki bu katkının niteliği ve niceliği tartışmalıdır. 1516 değil, 1514'te Amasya Anlaşması'yla Kürtlerin Osmanlı'nın sınır bekçisi olmayı kabul etmeleri de övünülecek bir şey değildir. Murat Karayılan, kısaca tarihin hemen her döneminde Türk, Kürt veya Kürt, Türk birliğinden doğan önemli gelişmeler söz konusu olmuştur. Ayşe Hür, Selçuklular ve Osmanlılar Türk değildir ki bundan Kürt-Türk Birliği hikayesi çıksın. Kaldı ki anılan olaylar fetih için veya sınır bekçiliği gibi çıkar amaçlıdır. Cumhuriyet tarihinin tamamı ise çok daha trajiktir. Murat Karayılan, Kürdistan'da yaşanan Kürt meselesinin çözümünün Cumhuriyet'in kuruluş sürecinde ortaya konan çerçevede mevcut olduğunu görmek mümkündür. Ayşe Hür, Türkiye'de sorun çözülünce Kürdistan'da da çözülmüş olmaz. Çünkü Kürtler dört ulus devlet içinde yaşamaktadırlar. Murat Karayılan, dolayısıyla şayet Kemalizmi bir dogmalar yığını ya da hiçbir şeyi değiştirilemez bir Kur'an ayeti gibi ele alamayacaklarsa, o zaman Kemalist oluşumun başlangıcındaki çözüm tarzına dayanarak bugünkü sorunlara da rahatlıkla çözüm geliştirilebilir. Bu pekala mümkündür. Ayşe Hür, Kemalizmin Kürtler için uyguladığı politika Ermeni sopasıyla Korkut, özerklik havucuyla yanına çek, kurtuluştan sonra da 9 T ile tedip, tenkil, taktil, tehcir, temsil, temdin, tahkir, tasfiye, tevkif yola getir politikasıdır. CHP bugüne dek bu politikalar için öz eleştiri yapmamıştır. Dolayısıyla uzatılan barış çubuğunu alıp tüttürecek bir Kemalist ufukta görülmemektedir. Murat Karayılan, Türkiye'nin yöneticileri aklı selim davranıp aynı zamanda bilimsel yaklaşım temelinde süreci doğru yorumlarsa, Cumhuriyet'in kuruluşunda çok önemli bir rol oynayan bu bakış açısını günümüze uyarlayarak çözümü geliştirebilirler. Ayşe Hür, Türkiye'nin mevcut yöneticileri Kemalist olmamakla birlikte Kemalist yöntemleri ileri götürerek uygulayan,
üstüne Kürt meselesinden maddi manevi nemalanan bölünme paranoyasını kullanarak iktidarlarını berkiten sağcı, ırkçı, milliyetçi, mukaddesatçı, militarist bir oluşumdur. 40 bin Kürt gencinin ölümü otonomi uğruna olmuş olabilir. Ona ben karışmam. Kurtuluştaki bakış açısına zerre kadar sahip olmadıklarına eminim. Nitekim bu açıklamadan hemen sonra Hakkari Belediyesi'ne kayyum atadılar.